psikolojinin tarihi olmasa da geçmişi 3,5 yüzyıl önceye gidiyor. Mısır papürüslerinde depresyon ve kimi diğer bozukluklar tarifleniyor. 2,5 yüzyıl önce Hipokrat, doğal gözleme dayalı, ruhçin türü açıklamaları dışarıda bırakan bir tıp disiplini kurar, psikolojiye de katkı sağlar. Ozusi 2. yüzyılda Galen, Hipokrat'ın kuramını geliştirir. Yıllar sonra, 11. yüzyılda, birçok psikolojik rahatsızlığı betimleyen i̇bn Sina olur. Aynı dönemde Biruni, daha sonra çağdaş bilişsel psikolojide kullanılacak tepki zamanı kavramını geliştirir. Sefarad Yahudisi düşünür Musa bin Meymun da bir sonraki yüzyılda, çeşitli nöropsikolojik bozuklukların dökümünü çıkarır. Kara veba salgını sonrasında, düşünsel olarak geriye dönüş başlar, gerçi bu dönüş, orta çağın başından beri belirgindir, ancak iyice kötüler, Hipokrat'tan geriye gidilir. Kimi otoriteler, hastalıkları vücuda şeytan girmesiyle açıklar. Çözüm işkence ve şeytan çıkarma olacaktır. Bir yandan da cadı yakmalar sürer. 17. yüzyılda Descartes, ikicil zihni beden kuramıyla doğacak olan psikoloji disiplinini etkiler. Spinoza, Descartes'a karşı çıkarak bir başka katkı sağlar. John Locke, boş levha savıyla etkili olur. Leibniz'de ise bilinç dışı tartışmasıyla eşik kavramını görürüz. David Hume'da duyulara dayalı felsefesiyle öne çıkar. Kant'ın akla dayalı felsefesi de Hume'ü reddederek etkili olur. Siren Kierkegaard düşüncesinde kaygı bozukluklarının temelini görürüz. Bundan sonrasında Wundt ve çağdaşlarıyla, psikoloji modern bir biçim kazanacaktır. Buradaki anlatımın batı merkezli olduğunu gözden kaçırmayalım. Psikolojinin Batı dışında da öncülleri bulunmaktadır.